Siz hiç şehit babanızın al bayrağa sarılı naaşını asker selamıyla selamlayıp uğurladınız mı? Uzman çavuş Savaş Dinç'in kızı Ecem Su daha bir hafta önce o minicik elleriyle selamladı babasını. Oysa ki o cılız kollar o babanın boynuna dolanacaktı, olmadı. Kahramanlar diyarı Gaziantep sessizce cennete bir yiğit daha yolculadı. Ve başka bir kız, Batın, o da baba hasretiyle büyüdü. Doğumunda bile olamadı yanında babası. Vatan için nöbetteydi çünkü. Al bayrağın gölgesindeydi. Jandarma çavuş Ali Bezik şehit olduğunda kızı henüz 7 yaşındaydı. Bir mavi bere kaldı kahraman babadan yadigar. Ve o bereyi başına takarak uğurladı babasını Batın kız. Tam 17 yıl sonra bir kere daha aldı o mavi bereyi başına. Ve aklı bir gözyaşları babasının mezar taşına. Babam, tuttum sana sözümü babam. Ben de senin gibi asker oldum. Ben de senin gibi komando oldum babam. Ve babasının şehadetinde henüz 3 yaşında olan başka bir kızımız Zeynep. Şehit Özel Harekat Polisi Nurettin Ademoğlu'nun ballardan da tatlı kızı. Okulda Türkçe dersinde bir ödev verdi öğretmen. Unutamadığınız bir anınızı yazıp getiriniz, anlatınız. Ve öğretmen Zeynep'in ev ödevini okurken gözyaşları hiç kesilmedi. Babamın şehit olduğu günü hiç unutamıyorum yazıyordu orada. Sadece bir akşam okuldan beni alsa ne güzel olurdu. Arkadaşlarımın babaları onları öptüğünde bakamıyorum öğretmenim. Galiba biraz kıskanıyorum yazıyordu. Ah yiğitler ah. Sizin de alın yazınıza cennet yazılmış. Şehit yazılmış. Gidip peygambere yar oldunuz. Peki geride bıraktıklarınızın hali melali ne olacak? Onların yüreklerindeki o kor ateşler harlanıp harlanıp her gün yeniden tutuşup yeniden yanacak. 3 damla var. 3 damla. Her biri birbirinden nimet, her biri diğerinden daha hikmet, 3 damla var. Bir yiğidin gaza yarasından süzülen kan damlası. O damla ki şehadettir. Bir emektarın alnından süzülen ter damlası. O damla ki berekettir. Ve Hakk'a şükreden gözlerden süzülen gözyaşları. O damlalar ki her biri ayrı ayrı ibadettir. O damlaları bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ki insan geldik bari yine insan gidelim. Batum'da başlayan bir hikaye. Ardından Artvin ve nihayet Bursa.
Anne Safiye Hanım ve baba Şakir Bey. 3 evlat nasip ediyor Rabbim onlara. Şakir Bey asker. Oğulları Ali Faik ve Fevzi babalarına özeniyorlar. Onlar da babaları gibi asker oluyorlar. Fatma Hamdiye Hanım'la tanışıyor Ali Faik Bey. İzdivaçları rüya gibi oluyor. Vatan müdafaasının her karışında hizmet ediyor yiğidimiz. Balkan Savaşları'nda adı destanlaşıyor yiğidimizin. Onur ve haysiyeti her türlü duygunun üzerinde. Bir günlük tutuyor ve yaşadıklarını da bir bir o günlüğe kaydediyor. Daha sonra babası gibi askerliğe ömür verecek oğlu Ahmet Naci hayata merhaba dediğinde Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Önce vatan prensibi bu ailenin damarlarına sanki nakış nakış işlenmiş gibi. Ve kardeşi Mevlüt Fevzi de adım adım ağabeyini takip etmekte. Kalbi tam bir teslimiyetle inanç içinde. O güne kadar ağabeyinin sözünden bir kez olsun çıkmayan, onu hiç incitmeyen Fevzi Efendi bu cevval delikanlı ilk defa ağabeyini çiğniyor. Ağabeyinden evvel şehit düşüyor. 1-25 Nisan günü. Kardeşinin şehadet yerine ulaşan Ali Faik, "Sen ne yaptın çocuk?" diyor. "Sen ne yaptın? Sıramı aldın kardeşim, sıramı aldın." "O kadar yandı mı bağrın ey çocuk? Ecelin sunduğu şerbeti içtin. Sırayı, saygıyı unuttun çabuk. Sebep ne? Ağından ileri geçtin. Sıramı aldın kardeşim, sıramı aldın." Ve sadece 5 gün sonra kendi şehadet sırası da tecelli ediyor yiğidimizin. Bir kart geliyor başkumandan vekili Enver Paşa'dan. "Zevciniz Gelibolu'da bir Osmanlı askerine yakışır fedakarlıkla şehit olmuştur. Hatırası ordunun kalbinde daima muhafaza edilecektir. Emin olunuz ki öcü de mutlaka alınacaktır." Albayımın sözlerine ne ekleyebilirim bilemiyorum. Havada, karada, denizde, denizin altında, bir yarımadanın etrafında çok çok çetin bir savaş olmuş Çanakkale. 10 binler şehit vermişiz. Kayıp, hasta, yaralı. Ama bize bu vatanı bağışladılar. Bugün bir arada olmamızı sağladılar. Hepsine minnet borçluyuz. Sizlere de şükranlarımı sunuyorum. Bu törenlerle sadece şehitlerimizi yüceltmiyorsunuz. Bizleri de onurlandırıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Karabük ili Safranbolu ilçesinde Ayşe Hanım ve Yusuf Bey'in evladı olarak merhaba dedi hayatına. Gözünü budaktan sakınmayan, özü sözü bir delikanlı olarak da boyattı, büyüdü. Fikri Hanım'la dünya evine girdiklerinde mutluluktan uçuyordu sanki. Allah bir de kız çocuk nasip etti onlara. Aysel bebek geldi dünyaya. O Aysel bebek bugün Aysel anne oldu ve aramızda. Gel zaman, git zaman askerlik çağı geldi Abdi'nin. Koştu hemen birliğine bir komutan olarak. Bir gün dedi ki komutan içtimada, "Buradan çok uzakta insanların ihtiyacı var dünya barış için yardıma. Onlara gitmek, o savaşta var olmak gerek. Aramızda gönüllü var mı?" Askerlerinden evvel Abdi Başçavuş bir adım attı ileriye. "Ben varım" dedi. "Ben varım komutanım." Uzun sürdü yolculuk. Geldiler Kore'ye. Kunuri denilen bir yerdeydiler. "Türklerin savaş sanatını anlatabilecek bir kelime bulamıyorum" demişti Amerikalı bir general.
galiba bu meziyet onlara atalarından miras kalmış demişti. Gece vakti çöküp ay dans etmeye başlayınca Abdi'nin türküleri ve sazı karanlığı yırtar, arkadaşlarına bir memleket avuntusu olurdu. Bir gün yine cephedeydiler. Savaşıyorlardı aslanlar gibi. Aniden bir kahpe mermi gelip deldi yiğidimizin kalbini. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum şu an. Çok heyecanlıyım. Çok da duyguluyum. Ben babama hiç bilmiyorum. Babam Kore'ye gittiği zaman ben 6 yaşındaymışım. Gitti ve gelmedi. Keşke sağ olsaydı da bir çorabını yıkayabilseydi. Aşkı çok şeyler söylemek istiyorum ama müsait etmiyor kalbim. O kadar çarpıyor ki. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah bütün askerlerimizi korusun ya Rabbim. Kimseye acı göstermesin. Hem iki tane dedem birden şehit oldu. Çanakkale Savaşı'nda savaştım. Bu ülkemizi kurtardıklarını biliyorum. Ve onlara sevgilerimi iletiyorum. Çok yoğun duygular içindeydik. Çanakkale'de ne yaşadıysam bugün aynı şeyi yaşadım. Komutanımın ağzına sağlık. İyi ki gelmişim. Yani her anı ayrı ayrı özeldi, etkileyiciydi. Milli Savunma Bakanlığı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bizleri böyle bir fırsatı sundukları için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün 1 Aralık 2021, belki birçok insan için sıradan bir gün olabilir ama o kadar güzel bir törendi ki tekrar bu duygularla burada yaşadığımız, Türkiye'nin bir parçası olduğumuz, bu ülkenin vatandaşı olduğumuzu hissettirdiler bize bugün. Bu duygulara ortak olmaktan, Türk olmaktan, bu ülkenin bir parçası olmaktan çok büyük bir gurur duydum. Bize bugünleri yaşatanlara çok çok teşekkür ediyorum.